Burada iki noktaya o zaman izin verirseniz dikkatinizi çekmek Estağfurullah. istiyorum. Şimdi Saadet Partisi'ne doğru bakıyorum. Rahmetli Erbakan'ın başbakanlığı döneminde baş danışmanı vardı. Mete Gündoğan diye bir bey. Mete Gündoğan Erbakan'a baş danışmanlık yaptı. Geçenlerde şöyle bir sözü vardı. Erdoğan'ın ayakları Asya'ya gidiyor ama gözü hala batıda. Öyle değil. Nedir? Türkiye Avrasya sürecine girdi. Türkiye ekonomisi Avrasya ile bütünleşiyor. Biraz evvel belirttik. Birinci ticaret ortağımız Çin, ikincisi Rusya, üçüncüsü Almanya. Almanya'da zaten Avrasya'ya yönelmiş durumda. Enerji güvenliğimize bakıyoruz. Irak, İran, Azerbaycan, Rusya. Onlar da Avrasya'da. Yani enerji güvenliğimiz Avrasya'da. Ekonomik gelişme koşullarımız Avrasya'da, ittifaklarımız güvenlikle ilgili Batı Asya'da ve Avrasya'da. Öyleyse biz Avrasyalı olmaya mecburuz. Yani o sürece girmişiz. Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin başında olduğu için buna mecbur. Yoksa gözü Amerika'da değil, Amerika ile savaşmaya başladı. Ama Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin, biz yönettiğimiz zamanda Amerika diye bir büyük dünya devleti var ve onu görmeden, hiçe sayarak Türkiye'yi yönetmek mümkün değil. Tabii onunla da ne yapacağız? Mümkün olduğu kadar vuruşmadan, savaşmadan sorunları çözmeye çalışacağız. Ama eğer o savaşmak istiyorsa o onun tercihidir. Bugün Milli Ve Gazete'nin manşeti. Buyurun. o savaştan Orta Doğu topraklarına gömülerek Amerika çıkacaktır. Bunu ta biz 2007 yılında 19 Haziran günü O hazırsa yönetmeni evet. arkadaşımızdan rica ederim. Diyarbakır'da Galiba siz söyledik. Diyarbakır